Hani dedin ya bu değiştirilemez mi diye. Yok. Geçen seanstaki o agresif tavrın, o uçlardaki tavrın, anlatabiliyor muyum? İşte o kendini çok abartıya kaptırıp da Avrupa'nın ve dünyanın belası olmuş 1940'lardaki grupla bile karşılaştırman. Onların neo versiyonları da var hatta Avrupa'da. Beni ilk ürküttü mesela. Dedim ki bu kadar da radikal, bu kadar da marjinal olamaz. Herhalde bu dedim bu arkadaşımızın, bu kızımızın bir ruhsal sorunu var diye düşündüm başta yani. Ama baktım gördüm ki o günkü konuşmadan sonraki değişen tavrın, yaptığımız testler sonucunda ortaya çıkan sonuçlar. Evet, aşırı savunmacı bir tavrım var. Aşırı savunmacı tavrında yetiştirme tarzından kaynaklı. Mükemmeliyetçi yetiştirmeye çalışırlarken senin hamurunu sertleştirmişler. Sert hamurunda yeterinden fazla kuruduğu için, hiç esnek kalmadığı için belli bir süre sonra keskin köşeler oluşturmuş. O keskin köşeler de düşündüğünde şu anda hem süreci kesiyor hem kendini kesiyor, seni kesiyor. Şimdi sen bir pilotaj öğrencisi olacaksın. Kısmetse. Bir pilotaj öğrencisin. Olması gereken, sahip olması gereken en önemli özellik esneklik, eğitilebilirlik. Evet, pilotta olması gereken özellikler de sizi ilgilendiriyor. Ama pilotta olması gereken özelliklerin eksik olan kısımlarının uçuşunuz sırasında bir kısmını onlar zaten size enjekte edecekler zaten okulda. Ama ATPL ya da MPL sahibi, CPL sahibi pilot olarak başvurduğunuzda orada zaman yok zaten. Bir an önce tip eğitimini alacaksın ve uçmaya çalışacaksın. Tip eğitimiyle düşündüğünde, MCC eğitimiyle bu iş hemen çözülecek bir şey değil. Senin yine nereden baksan 2 senem var. Tüm bu cadet grupların kendilerini değiştirmek için 2 seneleri var. Ha, sürecin içerisinde dedin ya ben değişemez miyim? Ha, sürecine girip de sürecin içerisinde benden destek alanlar da oldu. Olabiliyor da. Yani orada eğitime girmiş olması onu kesmedi. Hocam kişisel gelişim anlamında ben size devam edeceğim diyenler de oldu. Çok sevinçle karşıladım mesela. Yani doymadılar. Olaya şey bakmadılar, bana ve benim ne çalışmalarına, ya köprüden geçene kadar ayı da dayı diyeyim de ya da köprüden geçene kadar ayı ya dayı deme yöntemlerini bu adam bana öğretsin de ben aslında ayının arkasından küfür etmeye devam edeyim de. Yani burada sende de aynı şeyi görüyorum, o aynı nüveyi görüyorum, yani o sende de aynı şey var. Sadece bu zamana kadar seni durumunla net bir şekilde, hatta sert bir şekilde yüzleştiren birine denk gelmediğin için bunun bir kusur, bunun bir hata olduğunu hiç düşünmek fırsatı bulmadığın için, bunun normal ve iyi olduğu sürekli sana deklare edildiği için sen yontukça yontmuşsun, kestikçe kesmişsin, incelttikçe inceltmişsin, sivrittikçe sivritmişsin kendini. Ya ortaya çok sert ve keskin bir şey çıkmış. Şimdi bunu ne yapacağız ya? Yani bu bir kalem. Kalemin sonuçta bir ucu var. Bütün sertliğine rağmen düşündüğünde nesi var? Bir yandan da şey var. Yazıyı yazabilecek bir şey var orada yani. Yumuşaklık var, bir yuvarlaklık var. Bunun ucu sipsivri olursa kağıdı yırtacak zaten. Bu sadece mülakat sürecinde değil, hayatının her alanında karşına çıkabilecek bir şey. Ve değişim olabilir mi? Değişim olur. Sen değişim istersen olur. Ben mesleğimde artık 29. seneye girdim. Kaç küsur süredir CRM çalışıyorum bilmiyorum. Ta Almanlar zamanından beri belki 10-15 senedir şey çalışıyoruz, CRM çalışıyoruz. Bu yeni bir şey değil. Öte yandan bir sürü de danışanım var. Onlarla başladığımız süreçlerde çoğunluğunun geldiği noktada onlar mutlularsa
Senin de mutlu olmak için yapabileceklerin vardır. Zaten önemli olan mutlu olmak ya. Önemli olan hırs yapmak, ego yapmak, pilot olacağım, olur olacağım, olacağım da olacağım, olacağım da olacağım. Diyorsun ki prestij. Sen pilot olmasan şu haline prestijsiz insan mısın? Eyvah, o zaman benim için çok kötü bir haber vermiş durumdasın. Benim hiçbir prestijim yok. Tüh! Üstümde prestij gösterici bir işaret yok. Siyah triko bitiş. Ha? Yok, nerede? Hani? Murat Sarısoy prestijsiz. Adam 6 tane kitap yazmış, 3 tane diploması var ama ya pilot değil abi. Yani pilot gibi bir yüce varlığın yanında ne ki yani düşündüğünde? Senin hesaba göre. O zaman hiç pilotun ya da pilot çocuğunun ya da pilot eşinin psikoloğa gelmemesi lazım. Ya da doktora da gitmemeleri lazım onlar. Ya da kalp damar cerrahına da ihtiyaç duymamaları lazım. Bir saniye ben. Tamam, temizledim. Takıyorum. Oldu. Şimdi senin mentalitenle seni yüzleştiriyorum. Anlatabiliyor muyum? Şu an zaten sen prestij sahibi bir insansın. Bak, yeterince presentable bir insansın. Geçen ilk seansta çok kaptırdın kendini ona, prestijde prestij. Unutmadım ama geçen seanstan bu seansa bak, unutmamışım. Öyle 3 günde adam unutmuyorum ya da 2 haftada adam unutmuyorum. Şimdi prestij saplantısı bir tek sende değil ki. Niye pilot olacaksın? Prestij. Ya arkadaş, prestije başkası karar verir. Prestijler düşer, yükselir, dik çıkar, tam tersi çakılır. Dünya üzerinde senin mesleğinin prestijini değiştirecek her şey olabilir. Pandemi vurdu, uçaklar yerde kaldı, insanlar evlerinde oturdular. Oğlum getir PlayStation'ı. Aldıkları maaşın düşündüğünde 5'te 1'ine, hatta 10'da 1'ine çalışanlar oldu. Uçuş olmayınca pilot da işe yaramıyor. Bir prestij kaybı yaşandı mı o dönemde? Apar topar panik yapıp emeklilik isteyenler bile oldu. Yeter artık, ben yoruldum, dünyada da yaptım, ayrılacağım diyenler oldu ya. Haklılar. Gelecek belli değildi. Pandemi bir seneye mi gider, 2 seneye mi gider? Ben 1,5-2 seneye her şey yoluna girer, alımlar da başlar dediğimde dalga mı geçiyorsunuz, insanlar ölüyorlar, ne sanıyorsunuz kendinizi diyenler de oldu. Her kafadan ses çıkar. Prestij değişir. Ben 1000 tane daha uçak alırım. Çarpı 20, 20.000 tane pilot. Yani 20.000 tane pilotu sonuçta istihdam etmek için seçeceğim havuz düşündüğünde kaça denk gelir aşağı yukarı? Minimum 4 milyon kişi lazım.
Yani filtre bir de genişlemiş hali olacak o. Aslında 2 milyondan seçmen lazım. Tamam. Yani düşündüğünde bu da ne olacak? O kadar çok uçuş, o kadar çok pilot, o kadar çok uçak demek. Maliyetlerin bir yandan da ne olması demek? Azaltılması gerektiği demek. Yaygınlaştıkça bir mesleğin ne olur prestiji? Bugün düşündüğünde pek çok benim meslektaşım, pek çok hukukçu, pek çok tıp hekimi, pek çok mühendis, çok çok mühendis, çok 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 mühendis bu işe başvuruyor. Niye? Kendi mesleklerin prestijleri gün geçtikçe azaldığı için. Aslında doğru yere parmak basıyorsun ama bu kadar da prestij, 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 prestij 20 kez tekrarlanacak kadar ya da en başta söylenecek kadar ön plana çıkarılırsa batar karşı taraf. Bunun yanında da prestijli bir meslek tabii ki isterim diye en sona bırakacağım bir şey. Prestijsiz demiyoruz zaten. Ama öncelikle motivasyonun arkasında ne yatmalı? Gerçekten bir heyecanının, bir tutkunun olması lazım. Onu hissettirmen lazım. Ama fake bir tutku, klişe bir tutku değil. Kocaman bir hava aracını kaldırıp götürmek falan. Hamal mısın kardeşim? Kaç kilo taşıyorsun öte yandan? Uçak kaç ton haberin var mı? Nereye kaldırıp götürüyorsun? Ona kumanda etmek diyor bu sefer. Evet. Bu sefer de şey geliyor insanın aklına, tamam. Bindi mi herkes? Tamam, ben uçuruyorum uçağı. Siz inince haber verin. Ben ekrandan uçuracağım sizi şimdi. Olabilir mi böyle bir şey? Olmamalı değil mi? Uçağın içinde olmalıyız, sorumlu olmalıyız, kokpitte olmalıyız. Her şeyin başında olmalıyız değil mi? Yoksa sihalar bilmem neler. Uçuyorlar şu anda. Her biri de üstlerine, base'lerine geri dönüyor. Ama işte pilotluk mesleği bu yüzden çok önemli. Can taşıyacağız, insan taşıyacağız. Çok büyük sorumluluk canım işte. Geçen akşam bizim kızı yine bindirdik uçağa, yine gitti. Kendi başına. Yine ne kadar ben? Allah'tan flight radar 24 var da. Daha üstüne kaç bin fitte? 4.000 fitte, 3.000, 3.000 fitte. Bak ne kadar işte, bak çocuğunu 12 yaşında kızını uçağa bindiren babanın gözünden bakın bir yandan da. Bu gözle baktığınız noktada mülakatçı ya da bütün bunları böyle güzel, böyle harika bir tadını bozmadınız, kaçırmadınız, içindeki malzemeyi böyle çok abartmadınız bir kokteyl yaptığınızda ah senden pilotaj öğrencisi olur kardeşim, bak gel bakayım otur sen şu derslikte, öğren bakalım bu dersleri, ha, uç bakalım öğretsinler sana, ha, tamam al bakalım şimdi tip eğitimini de, giy bakalım kıyafetlerinden ne istiyorsan şapka bilmem sana. Hadi bakalım uç bakalım bizim için. Al bakalım zamanında gününde maaşını da. Oh. Bitti mi? Hayır bitmedi.
Benim sıkıntım burada işte. Hazır. Hayır, burada başlıyorsun. Sizin bittiğini sandığınız şeyde burada başlıyor. Süreç devam ediyor. Geliştireceksin kendini. Sürekli öğreneceksin. Sürekli geliştireceksin. Sürekli gözün açık olacak. Durumsal farkındalığı bir saniye bırakmayacaksın. Sorumlu olacaksın. İlgileneceksin ya. Geçen akşam kokpite kaptana böyle böyle yalnız uçacak Murat Bey'in kızı diye mesaj ulaştı da tabii ki ilgileniriz ya, o bizim çocuğumuz yavrumuz diye güzel bir mesaj gelmiş karşıdan ya. Olur mu demiş. Bak, olay sadece uçağın kumandasıyla bitmiyor ki. Müşteri değil abi, can insan. Ya onun gibi daha 180 küsur kişi var içeride. Bir sürü kişi. Can. O yüzden düşündüğümde saniyeler, saliseler önemli, dakikalar önemli. Buz tutmuş bir uçağı düşündüğünde, DIC'in yapıldığında işte glikol. Hadi kalkıyoruz donmadan, bozulmadan. O yüzden önemli yani. Olmaz, gidemeyiz. Geçti zaman, kalkamadık. Hadi bakalım yeniden. Bir şey olmaz, yok. Anladın mı? Olmaz bir şey ya falan, yok yani. Uçuşun emniyeti değil, vicdan. Vicdanın olursa etin de yerinde olur. Etin yerinde olursa uçuş emniyeti de olur. Öz durumsal farkındalık ve öz farkındalıkla birleştirirsen zaten senden de harika pilot olur. Ha, toplumda da diğer insanlara da zaten örnek davranışlar sergilersen daha ne isteyeyim abi. Sen çok şey istiyorsun pilotlardan. İstiyorum.